Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevilen hırkamız bu krem hırkadan çalışacağız. Hırkamız iki videodan oluşacak arkadaşlar. Hepsini bir videoda toplamak biraz zor ve uzun olduğu için iki videoda yapacağız. Malzemelerimize gelince istediğiniz renklerde zaten evinizde kalan, artan veya yeni almak isterseniz istediğiniz renklerde motifler yaparak zemin rengini de istediğiniz renkte. Ben sadece şimdi size model olarak göstereceğim. Siz hangi ipi istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben Alize Cotton Gold kullandım şimdi arkadaşlar, tabii ki tığ numaram 3. 3 no. Şimdi ben bütün bedenlerin ölçülerini de vereceğim size. Mesela bu 3 yaş için kaç beden şey kaç motif gidiyor onları göstereceğim. 8-10 yaş için bedeni göstereceğim. Yazarsanız iyi olur. 38-40 bedenin sayılarını vereceğim. Ve daha sonra bu küçük hırkamızda da anlatımını yapacağım sizlere. Şimdi öncelikle şurası beden arkadaşlar. Şimdi bu 3 yaş olduğu için illaki ön tarafa 2 motif gelecek diye bir şey yok. Şöyle de yapabiliriz. Mesela 1,5. Çünkü 3 yaş için bu hırkamız şöyle. Ben size bu bedeni önlere de çünkü bir geleceği için bu üst tarafı da düz öreceğiz. Şimdi birazdan göstereceğim onları da size. Bu beden için arkadaşlar 8-10 yaş çocuklar için 3 sıra olacak. Yani şurasını ben 2 sıra yaptım. 3 yaş için. Burası 8-10 yaş çocuklar için 1, 2, 3 sıra motif olacak. 3 sıra motif tabii ki 24 motiften oluşacak. Yani 2 öne şöyle yapalım. 2 öne gelecek şekilde, 2 bu tarafa gelecek şekilde, 3 sıra, 5 tane de arkaya. Yani toplamda 24 sıra 24 tane motif olacak beden için. 8-10 yaş için anlatıyorum arkadaşlar şu an. 8-10 yaş için 24 adet 3 sıradan oluşan bir beden elde edeceksiniz. Daha sonra kollara 3 motif. Bakın şöyle de tutabilirim. Siz yazarsanız kollara 3 motif. 3 bir motif şu. Bakın 3 yaş için 2 tane motif yaptım. 1, 2. Bu küçük olduğu için. Buna bir motif daha eklediğiniz zaman 8-10 yaş için uygun oluyor. 3 motiften oluşacak kollarımız. Kapşon şu şekilde arkadaşlar, dümdüz. 1, 2, 3. Ben bunu 5 yaptım. Tabii ki küçük yaş olduğu için. 6 sıradan şey pardon 6 tane motiften 3 sıra kapşon için yapacaksınız. Yani kapşon için 18 motif oluyor. Toplam 8-10 yaş için çocuklar kız çocuklarına 48 motiften oluşuyor arkadaşlar. 48 motiften yapacaksınız. Bu motif sıramız bittikten sonra şu motifimiz bittikten sonra düz yerimiz kol oyuntusu, yani kol açıklığı 18 10 pardon 16 sıra kol boşluğu trabzanımıza yer ayıracağız. Yani ona göre de ayarlayabilirsiniz. Tabii ki çocuğunuzun boyu uzun olur, biraz şişman olur. Onu siz kendiniz boyunu ayarlayabilirsiniz. Kol oyuntusunu da ayarlayabilirsiniz. Şimdi 38-40 beden için olanı anlatacağım. 38-40 beden için 4 sıra olacak. Yani bu bedenimiz 2 sıra ya burada arkadaşlar. 8-10 yaş için 3 sıra. Büyük bedenler için anlatıyorum şimdi. 4 sıra. 1, 2, 3, 4 sıra. 4 sıra motifimiz kaç tane? 4 sıra 48 motif olacak. Yani arkadaşlar 3 bu tarafa. Ön 3. 3 6, 9, 12. Diğer tarafta öyle. 12, 24. 24, 24 daha 48. Arkaya da 6 taneden olacak arkadaşlar.
Hepsi toplamda 48 motifi bedene uyarlayacağız. Önlere 3, arkaya 6. Toplamda beden motiflerinin sayısı 48 olacak. Kollar için de arkadaşlar, şu kollara 8-10 yaş için 3 yapmıştık. Bu 3 yaş için tek olduğu için bu küçük. Büyük bedenler için 4 motif. Yani şöyle arkadaşlar, 1-2-3 4 tane motifimiz şu şekilde kolumuz olacak. Bunu geniş demeyin arkadaşlar, çünkü bol biraz daha hoş duruyor. Ama siz 3 de yapabilirsiniz kolunuzu. Beden önemli olan. Şöyle çok bol istemiyorum derseniz 3 de yapabilirsiniz kolunuzu. Artırarak gidebilirsiniz üst tarafa doğru. 38 ve 40 beden için 4 tane motif kollara gidiyor arkadaşlar. Toplamda kapşonu da aynı şekilde 6 motiften 3 sıra. Kapşon sabit, 8-10 yaş içinde olanı da, çünkü kapşon biraz burada hem süs için duruyor hem de bol güzel durduğu için 6 motiften 3 sıra yaptığınız zaman da arkadaşlar, toplamda büyük beden için 38-40 beden için 74 motif gidiyor. 74 motif yeterli oluyor hem kollar, kapşon, bedenimize. Ve bu 38-40 beden için arkadaşlar 4 sıra, hani yapıyoruz ya vücudumuza 4 sıra motiften sonraki trabzan yerimiz 21 sıra, kol oyuntumuz 21 sıra, tam güzel denk geliyor arkadaşlar. Yani rahat bir kol kesimi elde etmiş oluyoruz. Şimdi yapımına gelelim. Bedenleri anlamışsınızdır umarım arkadaşlar. Zaten yorumlarda da anlayamadığınız yerlerde sizlere yardımcı oluyorum elimden geldiğince. Oraya da yazabilirsiniz beden hakkında. Dilim döndüğünce bu kadarını anlatabildim. Umarım beden konusunda anlaşabildik. Şimdi arkadaşlar, kolumuzu mu yapalım? Yok. Önce bedenimize gelelim. Şimdi bu 3 yaş olduğu için ben küçük bir minyatür çalışma yapayım dedim sizlere videomuz için. Şimdi farz edin ki bedenimizin motiflerini bitirdik, değil mi? Şimdi gelelim modelimize. Bu vücudumuza yaptığımız motifimizin üstüne bu ara şerit gibi bir modelimiz vardı. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi onu yapacağız. Motif birleştirmeyi de zaten diğer videolarımızda ip kopartmadan motif birleştirme videomuz var. Motiflerimizi oradan bakarak birleştirebilirsiniz. Bunları ayrı tekrar göstermek istemedim burada. Motif birleştirme videomuz zaten var. Şimdi arkadaşlar, motiflerimizi hazırladık. Bu vücudumuz oluyor. Yani bedenimiz, ön ve arkamız. Şimdi burada ilk sıramızda şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik arkadaşlar. 5 zincirden sonra mil üstümüzü alıyoruz. Şu boşluğumuza, yani şuraya bir trabzan yapacağız. 2 kere de çıkıyoruz tabi trabzanlarımızı. Şu alta biraz şunu getireyim daha iyi görmeniz için. Arkası beyaz olduğu için masa. Şöyle şu şekilde. 5 zincir çektik, trabzan yaptık. Aralar 1, 2, bakın 2, mil üstü alıyoruz. 2 değil, oralar 3 olsun biraz. Bunu 3 de yapabilirsiniz, 4 de yapabilirsiniz. Elinizin gevşekliğine bağlı. Şöyle 4 yapayım ben size, daha net görürsünüz. Trabzan yapıyoruz. Dört zincir çekip trabzan. İlk sıramız böyle arkadaşlar. Hırkamızın komple bu dört zincir çekip diğer yere kadar
kameramız biraz şey oldu ama neyse, onu ayarlarız. Dört zincir çekip bu şekilde arkadaşlar. Şurada ben şu kameramızı bir ayarlayacağım. Bir saniye arkadaşlar. Böyle daha net olacak sizin için. Evet. Şurada bir ayarlayalım. Kusura bakmayın. Evet. 4 zincir çekip diğer tarafa gidene kadar, diğer başa gidene kadar 4 zincir çekip trabzanlarımızı her ayrı aradaki boşluğa yapıyoruz. Ben şöyle hızlıca gidiyorum arkadaşlar. Siz ona bak. Yani kafes yapmış oluyoruz. İki kere de çekiyoruz arkadaşlar. Ve sona geliyoruz. Videoyu kesmek istemedim arkadaşlar. Burası kısa bir yer olduğu için. 2, 3, 4. Sona geldik. Son deliğimize de trabzanımızı yaptık. Bakın, kafesimizi tüm bedenin ön arka, yani burası ön arka, daha ayrım yapmadık. Ayrımı daha sonra yapacağız bu modelden sonra. Şimdi burada arkadaşlar, buraya geldik. Burada 1, 2, 3 zincir çekip normal şurada yaptığımız gibi 3 tane içlerine trabzan yapacağız. Aralara 1 veya 2 zincir çekeceğiz. O da sizin elinizin sıkılığına bağlı yine. 3 tane yaptık. 1 zincir çektim. Tekrar diğer boşluğa 3 tane trabzanla dolduruyoruz. Aralarda bir zincir çekiyoruz.
İki de çekebilirsiniz. Eğer ki sık oluyor buruş, hani böyle büzüyor derseniz. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Arada çok güzel bir detayımız var. Onu aslında çok doğaçlama yapmıştım ben. Yani hırkamın aslında üst tarafını böyle bu şekilde yapacaktım. Ve sonra baktım çok cılız oluyor diye orasını kalmasını istedim. Üstüne düz trabzan gittim. Aslında çok doğaçlama bir model oldu bu. Ama araya sanki kemer bir dantel iz şeyi koymuş gibi güzel bir desen oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun üstüne de aralar tek zincirli üçer tane trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi dönüşte de arkadaşlar tekrar şu kafesi bu aralara tekrar yapacağız. Yani bir sıra kafes, bir sıra trabzanlı, bir sıra kafes, bir sıra trabzanlı, 3 sıra veya 4 sıra. Siz bunu aradaki şeridi ne kadar örmek istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Buraya kadar anladık sanırım. Şimdi burayı böylece bırakıp öreceğim. Sonra göstereceğim burayı. Burayı anladık. Bir sıra kafes ve üçlü trabzan değil mi? Tekrar üstüne kafes, tekrar üçlü trabzan yapacağız. Bu beden böyle. Şimdi bu videoda da yavaş yavaş anlatıyorum ki hani şöyle diğer videoda birazdan bunu ben öreceğim ve göstereceğim size nasıl olduğunu da zaten. Burayı anladık. Vücut modelimizin ara bölmesi burası. Sonra önlerle üst taraflarını göstereceğim. Şimdi kapşona gelelim bu videomuzda da. Şimdi bu kapşonda arkadaşlar şöyle ördük. Birleştirdik kapşonumuzu. Beden ölçülerini verdim zaten size. Bitirdiniz kapşonu. Bu kapşonu şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Şurası şöyle iki kat yaptık mı kapşonumuzu? Hiç iğneyle falan uğraşmamak için ve bir sıra daha geniş olması için şimdi birleştirmeyi göstereceğim sizlere. Buraya aldık ve şu şekilde katladık. Katladığımız uca şurası ağız kısmı yani yüzümüzün geleceği yer. Pardon, öyle yanlış oldu orası. Bir saniye. Ha, şöyle. Sadece şu kısmı arkadaşlar, bu kısmı şimdi birleştireceğiz. Milistümüzü aldık. Şurayı yanlış anlamayın olur mu arkadaşlar? Bakın şunu şöyle katladık. Evet, şu şekilde. Şurası bedene gelecek. Burası yüzümüze gelecek. Burası üst kısmı. Milistümüzü aldık. Diğer tarafa 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çekip karşı tarafın aynı motif birleştirir gibi birleştirdik. Şu boşluğa. Tekrar bir zincir yaptık. Mil üstümüzü aldık. Diğer karşı tarafa 2-3 tane trabzanımızı yaptık. Bakın arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Boşluğa milimizi geçirip alttan ilmeğimizi çekiyoruz. Bir zincir çekip ve diğer karşı boşluğumuza bir buraya bir bu tarafa bir bu tarafa bir bu tarafa boşluklara hem kapşonumuzu birleştiriyoruz hem de arada bir sıra örmüş oluyoruz. 3 trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip boşluğa geçirip alttan çıkartıyoruz. Bir zincir çekip motif birleştirir gibi düşünün arkadaşlar. 3 3 tane trabzanımızı yaptık. Tek zincir çekip karşı boşluğa tekrar sona gidene kadar pardon şurayı
ilmeğimiz kaçmasın. Şurayı çektik. Bir zincir çekip diğer karşı tarafa yapıyoruz. Bu şekilde sona kadar gidelim arkadaşlar. Ve kapşonumuzu düz bir şekilde birleştirmiş oluyoruz. Kapşonda kesme, oyma falan bir şey yok. Dümdüz motifleri ikiye katlayıp diğer tarafıyla tek tarafını birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde. Yani şöyle oldu. Burası açık olan yer, başımızın geldiği yer. Burası da vücuda, yani bedene şöyle şu şekilde olacak arkadaşlar. Bedene dikileceği yer bu tarafta. Kapşonumuzu sona kadar gelelim arkadaşlar. Bu, ben buna uğraşamam derseniz de tek tarafını şöyle ikiye katlayıp mesela şu ördüğümüz kapşonu, bu küçük olduğu için ikili. Öbür büyük bedenlerde 6 tane demiştim. 3 sıradan oluşan 6 motif. Hemen 6'yı bu tarafı 3'e katlıyoruz. Tek tarafını dikiyorsunuz. İsterseniz böyle örerek yapın, isterseniz dümdüz dikebilirsiniz de, o size kalmış. Ben size hem bunu göstereyim istedim, birleştirme yerini. İpinizi kopartmadan hem dikme olmuyor arkadaşlar, hem de düz bir şekilde örerek birleştirmiş oluyorsunuz. Bir sırada yukarıda fazlalık olmuş oluyor kapşonunuzda. Daha hoş duruyor dikişsiz. Sona geldik. Şekilde. Bakın burada bir son ilmeğimiz daha var. Oraya da iki zincir çekip bağlarsanız kapşonumuz bitmiş oluyor. Ve ipimizi buradan kıralım. İçeriden onu temizleyeceğiz daha sonra. Evet. Şimdi kapşonumuz şu şekilde. Yani şurayı bakın nasıl güzel oldu arkadaşlar, birleştirdim. Bakın. Şu şekilde. Bu kapşonumuz. Şöyle burası şu uzun yeri bedene gelecek. Diğer tarafta yüzümüzün geldiği yere gelecek. Kapşonumuz bu kadar. Şöyle. Burası açık olan yer. Burası da şu 3-5 olan yerde bedene dikeceğimiz yer. Kapşon bu kadar. Kapşonumuzu da hazırlayalım böyle arkadaşlar. Şimdi gelelim kolumuza. Kolumuzu bu küçük olduğu için yine söylüyorum hepsinde de 2 motiften oluştu. 8-10 yaş için 3 motif, 38-40 beden için de 4 motiften oluşacak kol. Şu şeyimiz bakın, genişliğimiz. 4 motif olursa bu kadar, 2'ye katladığın zaman büyükler için. Şimdi bunu önemli olan arkadaşlar, üst tarafı trabzan yapıyorum. Fakat şimdi bedenimizin motiften sonraki yerine hani şimdi işleme yapıyoruz şu. Bakın şunu yaptık ya arkadaşlar. Bu şu kadar falan olacak, 4 santim şey 4 parmak falan. Sonra düz trabzan yapıyoruz hani bedenimizin kol oyuntusuna. O bedenimizin kol oyuntusunu 21 sıra yaptığımız zaman, büyük bedenler için söylüyorum, 8-10 yaş içinde 16 sıra trabzan yerimizi yaptıktan sonra, yani bu kolumuzu artırarak gidiyoruz
şu bitiş sayımız, yani artırarak gidiyoruz ya arkadaşlar, şunu yani oraya denk gelecek şekilde, bakın şurasının aynı olması lazım ki oraya diktiğimiz zaman tam gelsin. Nasıl mı artırarak yapacağız? Şimdi onu göstereceğim sana, kolumuzu. Bu kolumuzu arkadaşlar, motiflerimizi birleştirdikten sonra üstüne üçlü trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi ördük. Bir sırasını geldim ben, yine hazırladım size. Bu kenardan artırma nasıl olur? Artır artıra gidebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Fakat şu 38-40 bedenlerde 4-5 sırada, 3 sırada bir artırın ki çok bol olmasın. Zaten kol genişliğimiz büyük olmuş oluyor. Şimdi burada artırma, 2 zincir çektim, bir üstte aldım. Aynı yere kenardan tekrar battım trabzanla. Bakın burada bir artırma olmuş oldu arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Artık kolumuzu büyüterek gideceğiz ya. Şimdi artırmayı yaptım. Burada trabzan yapıyorum direkt. Artırdığım yere ve bir tane artırmış oluyorum arkadaşlar. Artırma işlemimiz bu kadar. 2-3 sırada, 2 sırada bir artır, nasıl istiyorsanız, o sizin kol oyuntunuzu istediğiniz bolluğa göre, o kol boşluğunun santimine göre artırarak devam edeceksiniz. Şimdi diğer tarafa geleyim. Diğer tarafta da göstereceğim. Kolumuzu bu şekilde 2 sırada bir ya da iyi üst üste artırarak gideceksiniz. Yani kenardan artırma bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kolunuzu geniş yapmak istiyorsanız, arttırmadan ağız kısmı geniş olursa arkadaşlar, yukarıya doğru da o şekilde gitmek istiyorum derseniz dümdüz de gidebilirsiniz artırmadan. Geldik sona şimdi arkadaşlar. Burada da şu son, bakın burada yine artırmamız vardı. Pardon, yani başlama yerimizden 1, 2, 3 tane zaten bakın buraya artırmış oldum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burada artırmış oldum. Şu şekilde görelim. Bir burada artırmış oldum, bir burada. Şimdi geri dönüşler normal oluyor. 5 zincirle geri dönüyoruz ve düz örüyoruz. Dönüşlerde mesela, bu dönüşte buraya 3 tane trabzan yaptığım zaman, tekrar 1-2 zincirle tekrar battığım zaman aynı yere, şuradaki yaptığımız gibi, bakın şuradaki yaptığımız gibi artırmış oluyoruz. Kolumuzu artırarak bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Sona geleyim, bir tane daha göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olursanız, videodan memnun kaldıysanız beğeni butonuna tıklamayı da unutmayın, olur mu arkadaşlar? Evet, şimdi sona geliyorum.
Bakın buraya. Dönmüştük oradan hatırlarsanız. Ha, artırma nasıl mı bitecek? Mesela 2 sıradan sonra 2-3 sıra düz gitmek istiyorum derseniz burada artırdık. Burada da artırabilirsiniz. Buraya 3 trabzan yaparak. Ama artırma yapmak istemiyorsanız arkadaşlar burada, yani 2-3 sıra düz gitmek istiyorsanız bakın. Şurada bir zincir çektim. Şuraya battım bir trabzanla. Hemen geri dönüyorum. 3 trabzan çekip tekrar aynı yeri, şurayı doldurursak şu şekilde artırmayı bu sırada yapmamış oluyorum. Şurada düzlük oluyor bakın. Sonra şurada artıracağım mesela. Ama şurada biraz istiyorum artırma derseniz. Ya bu sizin hep artırmayı gösterdim. Bu sizin tamamen isteğinize göre. Nerede artırıp nerede keseceğiniz de öyle. Bakın bu şekilde yukarıya doğru artırarak ara ara 200 sırada bir gidiyoruz. Kolumuz bu şekilde. Şu ağız kısmı, yani burayı tamamladıktan sonra arkadaşlar artırma işleminiz bittikten sonra şurayı dikebilirsiniz. Ben zincirle dikiş işlemi olmasın diye zincirle de birleştiriyorum. Karşıdan karşıya tüm ilmekleri iki zincirle birleştirerek geliyorum. Dikişi çok sevmiyorum örgülerimizde. Hep doğal olsun istiyorum. Elemeyi olsun istiyorum. Şimdi burada buraya kadar dikerek geldik değil mi arkadaşlar? Yukarıda bitti kolumuz. Aşağıya kadar iki zincirle karşıdan karşıya tüm ilmeklerimizi birleştirerek geldik. Geldikten sonra bu kolumuzun fırfırı da şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Şu boşluklara 5 tane 6 tane trabzan yapıp bakın. Boşluklar bir tane olduğu için şu ilk başlangıçtaki köşe boşluğumuza geldi. Bakın arkadaşlar. Boşluğa 5 tane yapabilirsiniz. Sonra tüm her ilmeğin içine, yani şöyle bir tane trabzanın üstüne, şu bir trabzanın üstündeki ilmeğe 3 tane trabzan. 3 trabzan, 3 trabzan. Araya 3 trabzan. Her ilmeğin başına 3 trabzan. Bakın her ilmeğimizin, yani şu bir tane trabzanımızın deliğin içine şuraya 3 tane trabzan, 3 trabzan, 3, yani her ilmeğin başına 3 trabzan yaparsanız bu şekilde fırfır elde etmiş oluyoruz. Bu kadar. Şu, yani şurası, şöyle göstereyim. Burası kolumuz. Diktik geldik arkadaşlar. Şu köşe yere 5 tane doldurabilirsiniz. Sonra şu deliğimize, şuraya ağız kısmı burası bakın. Şu ilmeği göstereyim bir saniye arkadaşlar. Şu ilmeğimizin şuraya 3 tane trabzan, 3 trabzan, 3 trabzan, araya 3 trabzan, şu ilmeğin başına 3 trabzan. Bu şekilde fırfırımız olmuş oluyor. Burayı da anladık inşallah. Bu da bitti. Şimdi gelelim vücudumuzun tekrar şu anlatma yerine geleceğim. Sonra diğer videomuzda da göstererek dikeceğiz hepsini birlikte. Şimdi buraya arkadaşlar bir kafes, üçlü trabzan üstüne tekrar bir kafes daha buraya, tekrar bir üçlü trabzan daha gidip geleceğiz. Yani bu sıramızda böyle bitireceğiz şu aradaki boşluğu. Sonra vücudun, yani kol boşluğuna geleceğiz. Önün bir tarafını düz trabzan, önün diğer tarafının üst kısmını da şu şekilde delikli yapacağız. Yani şu kolumuz gibi üçlü trabzanlı delikli yapacağız. Arka komple düz trabzan olacak arkadaşlar. Buraya kadar anladık inşallah. Ha, önler ne kadar olacak derseniz, bu dediğim gibi şu iki motife aldanmayın. Bu ön iki motif olacak diye bir şey yok. Şöyle ayarladım ben. 1,5 öne, 1,5 buraya. Bu 3 yaş için ama. Ben size öbür şeyleri verdim. Sonra bu işlem bittikten sonra arkadaşlar şu kadar 1,10'dan 1,10'dan bittikten sonra atıyorum öne iki motif mi ayırdık? Yani 8-10 yaş için çocuklar için söylüyorum. İki motif ayırdıysak öne
Önce ön kısmının trabzanını örüyoruz. Sonra diğer önün bu delikli yerini örüyoruz. Trabzan yerine bir tarafımız, hani delikli ya modelimiz öyle. Kol oyuntusunu bir ön tarafın bu tarafını örüyoruz. İki parça olmuş oluyor. Sonra da arka kısmını komple trabzan olarak yukarıya doğru örüyoruz. Üç parça halinde öreceğiz. Şu işlem bittikten sonra. Ben şimdi bunları hazırlayacağım. Diğer videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Diğer videomuzda hepsini hazır edip dikim işlemlerimizi falan yapacağız. Hırkamızın bitişini orada da göstereceğim. Şimdilik buraya kadar siz örün, hazırlayın. Diğer videomuzda devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Anlaşılmadığım yerde yorumlarda da yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler, hoşça kalın.